Değerli izleyenler, Başkomutan Sayın Aliyev, evet Başkomutan Türk dünyasının gururu Başkomutan. Evet, kendisiyle gurur duyuyor Türk dünyası. Şimdi bir haberimiz var ve bu haberimiz Aliyev'in, evet, Türk dünyasının bir hakanı olarak, evet, açıklamasını açıklıyoruz. Başkomutan Aliyev, Minsk grubu üyeleri, Rusya'nın, Amerika'nın ve Fransa'nın Ermenistan'ın fanatik taraftarı olduklarını ve Ermenistan'ı kurtarmak için Azerbaycan'a yoğun baskı uyguladıklarını belirtti. Bu açıklamalarına tabii ki bu hale gelmesine sebep olan son Pompeo ile yapılan görüşmeydi. Evet, acil koduyla bu yayını yapma gereği duydum. Çünkü önemli bir durumda. Özellikle Pompeo'nun Ceyhun Bayramoğlu'yla yaptığı görüşmede tehditlerin havada uçuştuğunu size yayında belirtmiştim. F-16'ların süs için gelmediğini, F-16'ların böyle bir tehdide dışarıdan gelen düşman uçaklarına karşı orada bir emniyet görevi yaptığını ve gerekirse kullanılacağını ifade etmiştim. Ve bunu gerektiğinde de Başkomutan Aliyev'in açıklayacağını belirtmiştim. Türkiye'nin tüm F-16'ları Azerbaycan'ın sayılır. Ayrıca oraya giden F-16'lar da akıllı mühimmatlarla taşımaktadır. Hava savunma sistemlerimiz ve elektronik karıştırıcılarla gelen uçaklara kabusları yaşatabiliriz. Ayrıca belirtmek istediğim bir husus var. Rusya, Amerika ve Fransa'nın artık işi zıvanadan çıkararak Karabağ kurtarma çabaları işgalci ülkeler olduklarındandır. Rusya, Amerika ve Fransa işgalci, sömürgeci devletlerdir. Bu konuda Başkomutan Aliyev'in açıklamaları tamamen nefsi müdafadır. Bir saldırı, bir taarruz için değil, kendi topraklarını kurtarırken dışarıdan bir müdahale ve durdurma çabalarına karşıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan görüşmede Pompeo'nun ekonomik yaptırımdan tutun birçok alana kadar farklı yaptırımlar, farklı adımlar atılacağını belirtmesi, Azerbaycan'ın enerji satışında zorluklar çıkaracak finansal girişimlere başlayacağını söylemesi Aliyev'i çileden çıkarmıştır. Ve Sayın Aliyev artık bu konuda, artık F-16'ları ve Türkiye'nin bu yönde verdiği destek kartını dünyaya kırmızı kart olarak vermiştir. Bunu lütfen sizlere iletmek istiyorum. Özellikle kötü mü ettik değerli izleyenler? Serbest kürsüde Ceyhun Bayramov'un ilk Aliyev ile görüşmesinde tecrübesizdi, ilk görüşmeydi ama bunu Ruslar anlamaz, baskı unsuru olarak kullanır demiştik. Yayınlarımız ses getirdi ve Ceyhun Bayramov'la görüşen Dışişleri Bakanları artık iki büklüm kalıyorlar. Evet, yayınlarımızda bu vurguyu yapıyoruz ki daha güzel ve seri adımlar atılıyor. Şu anda Ceyhun Bayramov dünyaca konuşulan ve çok sevdiğimiz bir Dışişleri Bakanı. Evet, Başkomutan Aliyev topraklarını kurtarma pahasına dünyada tüm mazlum milletlere, tüm adalet bekleyenlere, tüm toprak işgali altında olan bütün milletlere ışık olmuştur. Tarih kitaplarında yer bulacak olan Aliyev'i şimdiden bütün Türk dünyası sahiplenmeli ve arkasında olduğunu belirtmelidir. Bütün Türkçe konuşan ve Türk olduğunu iddia eden ve Türk olan bütün devletler ve milletlerin Aliyev'e destek olması için büyük bir çağrı yapıyoruz. Macaristan'dan tutun Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a. Evet değerli izleyenler, ve özellikle birçok Türk devletine, Pakistan'da kendini Babürlerden biliyor, hepsine buradan sesleniyorum. Evet, buradan sesleniyorum. Tatarlara dahil, Uygur Türklere dahil, temsilcilerinizle, derneklerinizle, bütün kuruluşlarınızla, özellikle devlet başkanlarına sesleniyorum. Gün Aliyev'in yanında olma günüdür. Gün Türk dünyası toplantılarında Türkçe konuşanların oluşturduğu zirvelerden süslü açıklamalar yapma devri değildir. Artık devletlerin Ermenistan devletinin saldırganlığına karşı Türkçe konuşan ve Türk olduğunu düşünen ve Türk olan bütün devletlerin artık Aliyev'in yanında olması ve bugün açıklama yapmaya davet ediyorum. Kazakistan Devlet Başkanı, sana sesleniyorum. Bugün Azerbaycan Aliyev'e destek olma açıklaması yapmalısın. Kırgızistan Devlet Başkanı, sana sesleniyorum. Bugün Aliyev'e destek açıklaması yapmalısın. Evet değerli izleyenler, haklıyız. Davamızda haklıyız. Türkmenistan Devlet Başkanı, bugün evet Aliyev'e açıklama yapmalısın. Destek açıklaması yapmalısın. Macaristan Devlet Başkanı, bugün Aliyev'e destek açıklaması yapmalısın. Evet değerli izleyenler, Kırım, işgal edilen Kırım'ın evet temsilcileri, STK'cıları
ve toplum önderleri bugün Aliyev'e destek açıklaması yapmalısınız. Bugün büyük gündür. Bugün Başkomutan Aliyev'in yanında olma günüdür. Kahraman, evet kahraman Türkiye ordusu ve kahraman başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek açıklaması zaten ebedidir, hep daim olmuştur. Türkiye bu konuda güzel bir örnek olmuştur. Ama şu husus var ki ateşkes yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Açıklama başlıyor. 8'de başlayacak olan ateşkesi, evet 4 dakika sonra Ermeni tarafı Terter şehrimizi vurarak bozuyor. Ne istiyoruz Terter'den? Evet, orada Karabağ'dan göçen ve belli bir bölgede Karabağ'dan sürgün edilen, işgal edilen Karabağlı kardeşlerimize tekrar aynı acıyı yaşatmak, aynı göçebe duruma sokmak, psikolojik baskı yapmak için bunu yapıyorlar. Ama artık Kubatlı düştükten sonra tehlike çanları çaldı. Laçin hattına da ilerleyeceğiz. Bu ateşkes süreçlerinden sonra Azerbaycan'ın yapılan mütecaviz hareketlere karşı tepkisi çok büyük olmuştur. Ama yayınlarımızda dediklerimiz bir bir çıkıyor. F-16 vurgusunun artık sahaya çıkması birkaç gün önceki yayınımda açıkladığım hususlarla ne güzel örtüşüyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Rusya'nın Laçin karşısına birlikler yollamasının en büyük nedeni Nahçıvan'la Karabağ arasında bir koridor yapma olasılığımıza karşı bir önlem amaçlı olarak sembolik adımdır. Ama şu husus var ki Aliyev şunu söylemiştir. Son model akıllı mühimmatlarla radar ve sinyal karıştırıcı AVAX uçakları desteğine sahip olan F-16'ların gelen düşman uçaklarına çok büyük tehdit olacağını da belirtmek istemiştir. Yapılacak bir hava harekatına karşı hazırlıklı olduğunu dünyaya ilan etmiştir Sayın Aliyev. ...30 sene sonra gelen bu fırsatı, özellikle şehirleri aldıkça, işgal edilen toprakları kurtardıkça, İşgalcileri korumak için şekilden şekile giren Fransa, Amerika ve Rusya'nın tutumunu bütün dünya halkının takdirine bırakıyoruz. Ama bunu yaparken de tedbiri bırakmayacağız. Özellikle Türkiye elinden gelen her türlü desteği Sayın Aliyev'e vermiştir. AVAX uçaklarımızın desteğiyle, diğer F-16'larımızın teyakkuzuyla bu bölgeden gelen tüm uçaklara karşı Türkiye teyakkuzdadır. Azerbaycan topraklarına yapılacak her türlü tecavüze karşı Türk uçakları Doğu Anadolu bölgesinden uçarak ve belli atakları önleyecek kabiliyete sahiptir. Özellikle Türkiye'nin şu anda gelişmeleri izlemesi sessiz kalacağı anlamına gelmiyor. İran'a ne oluyor? İran'ın yaptıkları yenilir yutulur değil. Sınıra ordu birliklerini sevk edeceklerini tahmin etmiştim. Birkaç gün önceki yayınlarıma bakınız ve devrim muhafızlarını ve belli birliklerini yollamışlar. Neymiş? Sınırda ülke değişimi kırmızı çizgileriymiş. Sen işgalcinin sözcüsü müsün bu Ruhani? İşgalcinin sözcüsü müsün Ruhani sen? İran'ı şiddetle kınıyoruz. İran'ın yaptıklarını şiddetle kınıyoruz. Evet, hiçbir zaman uygun olmayan ve gerçekten devletler arası ilişkilere ve hukuka uymayan, işgalci bir devletin şakşakçısı olan İran'ın bu yaptıkları çok büyük bir not olarak Türk devletlerinin hazinesine ve arşivine geçmiştir. Hiçbir zaman Ruhani ve İran'ın, evet İran'ın Müslümanlar lehine attığı bir adım dünyada hiçbir yerde yoktur. Artık İran'da yaşayan Türk kardeşlerimize sesleniyorum. Hala İran'ın bu yaptıklarından sonra İran şu yönden haklı, bu yönden haklı diyen varsa lütfen aşağı yorumunu yazsın da biz de cevabını verelim. Çünkü artık yeter. Artık yeter. Türk dünyasının en mazlum, en güzel yürekli insanları olan, evet onlardan birisi olan Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimizin o yufka yüreklerini, o temiz kalplerini kimseye üzdürmeyeceğiz. Üzülmesine müsaade etmeyeceğiz çünkü Azerbaycan ordusu, evet, yüksek bir güçle, mukavemetle, çelikleri eritecek kadar güçlü ve şu anda, evet, büyük bir ivme yakaladı. Hiçbir ordu şu anda Azerbaycan ordusunun karşısına çıkamaz. Evet, kahramanlar, cephedesiniz, yüreğimizdesiniz. Yaptığınız büyük harekatlar, büyük başarılar dünyadaki herkes tarafından gıpta ile izleniyor. Sizlerin yürüyüşü, evet, askerliğin anlamını tüm gençlerin yüreklerine nakşediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Azerbaycan yalnız değildir. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Azerbaycan ordusu, yaşasın Başkumandan Aliyev.